Hocam Yunus suresi 62'de şeytan Allah'a sanırım. Haberiniz olsun, Allah'ın velileri onlar için korku yoktur. Mahzun da olmayacaklardır. Ne güzel, Cenab-ı Allah. İmanlıysa korku yok ama. Evet. Yani tam Allah'a tevekkül ediyorsa korku yok. Evet. Ama Allah'a tevekkül etmiyorsa korkunun en şiddetlisini yaşar. Evet. Aslında oradaki Cenab-ı Allah'ın vurguladığı sır, sürekli vurguladığı sır, ahirete iyice kilitlenin, kendinizi tam ahirete göre hazırlayın. Burada bir şey yok diyor Allah'ım. Evet. Dünyada. Evet. Yani böyle dünyaya göre yaparsanız çok ızdırap çekersiniz diyor. Evet. Ama ahireti çok iyi anlar, iyi konsantre olursanız hem ahireti iyi anlarsınız, iyi yaşarsınız. Ve korku da yaşamazsınız ya. Evet. Aslında Müslümanın gün içinde cennete ciddi hazırlık yapması lazım. Yani cenneti kafasında odaklaması lazım. Evet. Cehennem korkusu olacak ama iyice kendini ahirete hazırlayacak. Yani ahirete hazırlayınca tabi cehenneme hazırlama değil. Müslüman kendini cennete hazırlar. İnşallah. Evet. İnşallah. Yani. Evet. Daha önce anlatmıştınız hocam. İnsan cennette yapamayacağı bir fiili dünyada da yapmayacağı şekilde kendisini eğitmeli şeklinde. Tabi cennette diyor dost olur, cennette arkadaş olur, cennette güzel konuşuruz diyor. Evet. Öyle bir konu olmaz. Evet. Burada o terbiyeyi alacaksın. İnşallah. Çünkü İnşallah. Aynı şuurla gidiyoruz evet. cennete. Gidiyoruz deyince tabi insanlar da bayağı bir yol alacağını zannediyor. Halbuki cennet hemen şu perdeyle iç içe. Evet. Şu önümüzde gördüğünüz perdeyle iç içe. Ama bize tabi uzun yol alıyor gösterte mesela bayağı. Çünkü ya, süzülerek gelirler bize diyor, evet. bayağı. Mesela bayağı bir yol alıyor gibi görüneceğiz. Evet. Sürücüler evet. var, yol alma var. Halbuki hepsi mekansızlık ortamında olur. Evet. Evet. İşte bilim adamlarının paralel evren dediği olay cennet cehennemdir. Evet. Israrla diyorlar bir paralel evren olması gerekir diyorlar böyle bir şey. Evet. Mümkün değil diyorlar bu şekilde tek bir evren. Bu şekilde bir sistem olmaz diyorlar. Mutlaka bir paralel evren olması gerekir. Onun olduğu da anlaşılıyor diyorlar. Evet. Evet. Allah bir ayetinde müminleri şu şekilde tanımlıyordu hocam. Şeytan Allah sınır. Katıksızca ahiretteki asıl yurdu düşünüp olan ihlas sahipleri kıldık diye biliyor. Şimdi Allah onu düşündüyseniz yani onu kavrayacak size bir güç vereceğim demek istiyor. Eğer cennet yüzeysel düşünülürse tabi insan beyni onu yüzeysel kavrar evet. ve yüzeysel bir inanç olur. Evet. Ama iyi konsantre olur da güzel iman ederse, Allah'tan o bilgiyi ısrarla isterse cennet kafasında berraklaşır. İnşallah. Yani ahiret de kafasında berraklaşır. İnşallah. İşte sahabede öyle olduğu anlaşılıyor üsluplarından. Evet. Konuşmalarına anlaşılıyor. Öbür türlü flu kalır kafasında. Evet. Yani flu bir bilgi olarak kalır. Daha keskin, net bilgi olması için kafasında uğraşması, kendini eğitmesi lazım. İnşallah. İnşallah. Yani samimi emek vermesi lazım. Evet. Mesela küfür o konuda hiç emek vermek değil de tersine emek verdikleri için kafalarında o gittikçe uzaklaşıyor ama kaybolmaz. Evet. Yani hiçbir küfür ehli, hiçbir tuğyan ve delalet ehli cenneti, cehennemi, ahireti, Allah'ı net inkar etmez. Evet. Flulaşır yani. Sadece çok çok flu hale gelir. Ben net inkar ediyorum diyenler öyle bir şey de yoktur. Evet. Allah bir ayette vicdanları kabul ettiği halde zulüm ve büyüklenme dolayısıyla inkar ettiler. Tabi onlar mutlaka bilirler. Evet. Baştan bir şey geldiğinde zaten yalvara yalvara hemen Allah'a dua ediyor. Tabii mesela şu geçenlerde işte ben iman edemiyorum, ben inanamıyorum. Ya öyle bir inanırsın ki, öyle bir inanıyorsun ki işine girmiyor onun için, çıkarlarına çatışıyor. Evet. Çünkü çıkarlarına çatışınca öyle bir usluba girdiğini kendi de görüyor zaten. Evet, tabii, evet. Çıkar çatışmasıyla ilgili. Yani çıkarına uygun olmuş olsa o hemen iman ettim, evet.
secdeye kapandım der yani. Evet. Ama bir menfaat görmediği için, bir çıkar çatışması gördüğü için vicdanını ezip öyle bir çizgiye giriyor. Yoksa anlamayacak gibi değil. Darwinizm, materyalizm geçeriz. Hepsini gayet iyi biliyor. Anlatan da bir insan. Gayet güzel kavruyor efendim. Eğer hak lehlerindeyse ona boyun bükmüş kişiler olarak gelirler. Tabii yani. Canım yani direkt çıkarla ilgili bir şey. Yani bir çıkar çatışması olmuştur kafasında. Ona göre böyle bir şekil alıyordur. Ama tabii çirkin bir cesaret göstermiş oluyor. Ayette o diyor Allah. Çirkin bir cesarettir diyor. Yani çirkin bir cesaret olmuş oluyor. Yani yoksa insanların hemen hemen büyük bölümünde 50'ye 50'dir iman. İradeyi, vicdanını kullanan %51'e çıkar. %51 zaten tamam iman ehli olmuş oluyor. Tabii cennete insanlar daha böyle hakkal yakin iman etmek için cenneti görmek istiyorlar. O çok büyük bir çileye döner o zaman. Çünkü kendinin çok çirkin olduğunu düşünür. Dünyadaki insanların çok çirkin olduğunu düşünür. Izdırap olur. Onun için Allah cenneti göstermiyor dünya gözüyle. Hiçbir göz görmedi, hiçbir nefis tatmadı diyor zaten Cenab-ı Allah. Ama cennet için bunu söylüyor. Evet. Cehennem için söylemiyor. Peygamberimize de cehennem gösterdi. Cehennem gösterdi evet. Cennete bakmaması söylendi. Peygamberimiz de bakmadı. Perde çekiliyor. Evet. Ama yavaş yavaş çekiliyor. Peygamberimiz istese bakabilir. Evet. Ama kaderinde yok bakmak. Perde çekilinceye kadar bakmıyor. Cennete bakmıyor. Perde de boyut perdesi. Yani biz iç içeyiz zaten cennette, cehennemde. Yani paralel evren ifadesi tam uyuyor yani. İnkar edenler şöyle diyor hocam, olmuş yatan Allah'ın bize uykuya bırakıldığımız yerden kim uyandırdı diyeceklerdi. Şimdi buradan olay anlaşılıyor. Demek ki yani toprağın altını böyle deşip çıkma yok. İnsanlar direkt uyanma şeklinde kalkıyorlar. Bir arazide. Bir arazide. Yani olay bu. Ama Müslümanlar için bu böyle açıklanmıyor. Müslümanlar yanlarında sürücüleri var diyor. Bir vasıtadan bahsediliyor. Onların konumu daha ayrı. Zaten en başından anlaşılıyor. Onlar ölürken anlaşılıyor zaten. Cennete girecekleri. Yani güzel bir karşılamayla, davetle, iltifatla, sevgiyle canlan alıyor. Zaten o olayda, o anda zaten cennete gireceği garantilenmiş oluyor. Fakat daha hala içinde bir şey var oluyor Müslümanın. Hani acaba cennete gireceğim mi gibisinden. Kuvvetli umarlar diyor zaten. Umuyor yani daha tam şey olmamış. Ama cennet kapısının içeriye alındıklarında kalbi tam ferahlıyor. Artık sonsuzluk başlıyor onlar için. Yani sonsuza kadar oradan çıkmaz. Fakat Cenab-ı Allah çok üstünde duruyor. Yani cennet, ahirete imanın, cennete imanın ona göre hayatı hazırlamanın üstünde duruyor. Müslüman da o konuda yoğunlaşması ve kendini o yönde terbiye etmesi gerekiyor. Yani flu bir bilgi değil de net bilgi haline gelmesi gerekiyor. Yani hayatta cennetle sürekli iç içe olması lazım. Yani ahirete hazırlan diyor adamlar ama cehennem hazırlanan anlamında alınmalar lazım. Yani bu yanlış. Evet. Cehennemde sadece çekinilir, o kadar. Korkulur, Allah'a sığınılır. Yani asıl olan cennet istenir. İnşallah.